Bir kere böylesine bir torba yasanın temel yasa olarak, temel kanun olarak mecliste görüşülmesi yasamayla alay etmek anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, böyle rastgele oluşturulmuş, torbanın içerisine ne buldunsa tıkılmış, sonra bu bir yasadır diye buraya getirilmiş, her tarafı düzensiz, yazbozlarla dolu bir metne temel yasa nitelemesi yapmak doğru bir şey değildir. Onun için meclisin kendisine saygısının bir gereği olarak bu tür düzensiz, özensiz, darmadağınık, rastgele hazırlanmış metinlerin temel yasa olarak ele alınmaması gerekir. Gerçekten insan bir iş yapıyorsa, üstelik yasama organı gibi bir en üst devletin temel organlarından birinde görev yapıyorsa, kendisine saygı duyması lazım. Kendisine duyacağı saygı da görevlerine ve içinde bulunduğu kuruma duyacağı saygıyla bağlantılıdır. Yasama görevini düzgün yapmazsanız, bu temel yasadır diye buraya getirirseniz, herkesinden alay edercesine bu buraya temel yasa diye gelirse, söylenecek, eleştirilebilecek hiçbir söz yok demektir. Gerek yok maddeleri konuşmaya ya. Allah aşkına bunun neresi temel yasa? Bunu söyleyin sana. Hiç mi usanmadınız, hiç mi yılmadınız, hiç mi bıkmadınız? Meclisle alay etmeye, milletvekilleriyle alay etmeye, rastgele düzensiz maddeleri buraya getirip de temel yasa kavramı içerisinde tartıştırmaya. İktidar olmak bu değil. Hükümet olmak bu değil. Yasama organına saygı duyacaksınız. Yürütme nasıl varsa, yargı nasıl varsa, yasama organı da vardır. Üstelik yürütmenin ve yargının uyması gereken kuralları belirleyen yer burasıdır. Siz burada kuralları düzgün belirlemeyeceksiniz, sonra biz ayrı bir erkiz diyeceksiniz. Olacak gibi değil bu iş. Ne var peki bu ikinci bölümdeki 6 maddede? İnanın hepsi yazboz, hepsi yazboz. Yani patinaj yapan bir iktidarın patinaj maddelerinden ibaret düzenlemeler. Mesela 6. madde, Soma ile ilgili burası. Soma'da meydana gelen iş kazası, iş cinayeti diyelim, nedeniyle Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatlarını Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun ödemesi gerektiğini düzenliyor. Yani işçilerin kıdem tazminatları nihayet 6 yıl sonra ödeniyor. Kardeşim 6 yıl niye beklediniz? İşçinin hakkı 6 yıl bekledikten sonra mı yerine getirilir? Hadis-i şerifte buyuruluyor. İşçiye hakkını alın teri kurumadan ödeyin deniyor. Bir hükümet çalışanın hak ettiği parayı 6 yıl bekletmez. Efendim işte burada yargı süreçleri vardı. Bu yargı süreçlerine bağlı olarak bazı sorunlar vardı vesaire gibi gerekçeler bu 6 yıllık beklemeyi izah etmez, açıklamaz. Burada ruhsatları veren sizsiniz. Ülkenin yeraltı yere üstü kaynaklarını bölüştüren, paylaştıran sizsiniz. Burada kuralları belirleyen sizsiniz. Bu ocakların denetlenmesinden siz sorumlusunuz. Sonunda paylaşacaksınız, bölüşeceksiniz. Ortaya çıkan tablo sonrasında meydana gelen hukuk ihtilaflarını, işçinin hakkını ödememek için, geciktirmek için, 6 sene ötelemek için bir gerekçe olarak anlatmaya kalkacaksınız. Bunlar doğru şeyler değildir. Diyorsunuz ki efendim bakın bu rödevans sözleşmesiydi. İşte alt işveren üst işveren ilişkisine göre çalıştırılan Enes Ocağı'ndaki paralar ödenmiştir deniliyor. Bunun da ilgisi yok. Neden ilgisi yok? Zaten Enes Ocağı'ndaki paraların ödenmesi için de yıllarca oradaki işçiler uğraşmışlardır, didinmişlerdir, enerji sarf etmişlerdir. Ondan sonra ulaşmışlardır. Üstelik ocaklar arasında işçilerin geçişliği var. Tüm bunlar dikkate alınmamış ve de işçinin hak ettiği para verilmemiş.
Hadi kıdem tazminatını veriyorsunuz, ödüyorsunuz 6 yıl sonra gecikmeyle. Peki ihbar tazminatları ne olacak? Ücretini bugüne kadar alamamış, ücret tahsilatında aksamalar meydana gelmiş durumlar var. Bu işçilerin ücretlerini alamayanlarınkini niye ödemiyorsunuz? İşçilerin sosyal hakları, sakat kalan ve mağlul olanların tazminatları ne olacak? Madem Soma'da rödevans sözleşmesi olan ocaklardaki kıdem tazminatlarını ödüyorsunuz, Türkiye'nin dört bir yanında aynı kapsamda kıdem tazminatını alamayan onlarca madende çalışan binlerce işçi var. Onların hakları neden ödenmiyor? Tek tek ocakları saymaya gerek yok. Ve böylesine bir durum, böylesine bir mantık rastgele efradını cami, ayarını mani bir metin haline gelmeden buraya getirilmiştir. Yani kapsaması gereken her şeyi kapsayan, kapsam dışı kalması gereken her şeyi kapsam dışında bırakması gereken derli, düzenli ve üzerinde düşünülmüş bir hukuk metni olmaktan öte, bir kanun maddesi olmaktan öte el yordamıyla nereye dokunulmuşsa ona göre yapılmış bir düzenlemeyle gelinmiş. Bir de burada efendim Soma'da ödenmeyen kıdem tazminatlarını ödüyoruz diye övünmeye kalkıyorlar. Neresinizden baksanız sakat. 18 senedir iktidardasınız. Yaz bozla, patinajla ömrünüz geçiyor, vaktiniz geçiyor ve kendi ürettiğiniz sorunlarla mücadeleyi de kahramanlık sayıyorsunuz. Ben ömrümde bu yaşıma kadar hiç rastlamadım. Kendi ürettiği sorunlarla uğraşan ve bunu bir kahramanlık destanı haline dönüştüren bir iktidar. 7. maddede ne var? Engelliler yasasına göre biliyorsunuz toplu taşım araçlarına engellilerin erişebilirliğinin sağlanması gerekiyor. 2005 tarihli engelliler yasası bu tedbirlerin Temmuz 2018'e kadar alınmasını zorunlu hale getirmiş. Sonra hükümetleri, iktidarları 2012'de bir düzenleme yapmak suretiyle 2018'de yerine getirilmesi gereken bu zorunlulukların yerine getirilme tarihini 2020'ye ertelemiş. Şimdi bu teklifle yine geliyorlar, diyorlar ki bir sene daha erteleyeceğiz. 2021'e kayacak bu iş. Değerli arkadaş, yasama ciddi bir iştir. Önünü göremeyen bir iktidarın getirdiği bir metni sürekli değiştirmekten bu organ, bu meclis yorulmuştur. Böyle bir düzenleme olmaz. Önünüzü göreceksiniz. Gerekli hazırlıkların biteceği zamanı tespit edeceksiniz. Yasayı yapmadan önce, maddeyi yazmadan önce onunla ilgili çalışmaları, hazırlıkları bitireceksiniz. Bir tarih verdiğinizde de o tarih gerçekleşmiş olacak. 2 kere, 3 kere, 5 kere sürekli uygulama tarihi değiştirilemez. 8. maddede ne var? Otoyolları ve karayollarının bazı noktalarında geçiş ücreti ödeniyor biliyorsunuz. Türkiye plakalı araçlar işte ücret ödemeden bir kontrol noktasından geçerse 4 kat ceza var. Fahiş bir ceza. 4 kat ceza olur mu? Ama diyor Türk plakalıysa araba 15 gün içinde ödenirse cezayı kaldırırız. Ama Türk bir sürücü yabancı plakalı araçla geçmişse 4 kat alınıyor. Şimdi iktidar bu teklifle diyor ki pardon diyor. Biz diyor bunu yanlış yapmışız. Yasayı 2010'da çıkardık ama 10 yıl boyunca yanlış yapmışız. Aslında Türk vatandaşı olduktan sonra arabayı süren, arabası yabancı plakalı da olsa ona da 4 kat cezayı 15 gün içinde öderse uygulamamamız lazım. Değiştiriyoruz diyor. Değerli arkadaşlar, bu da bir yaz boz maddesi. Doğrudan doğruya bir yaz boz maddesi. 9. maddede aynı diğer maddeler gibi yazla bozla memleketi meşgul etmekle meydana gelen bir düzenleme. Yani bu maddede de aynı nakarat var. Toparlayalım lütfen. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sayılan işler ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
çalıştırma zorunluluğu var. Mevcut kanunda bu yükümlülüğün 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle uygulanması gerekiyor. Şimdi bu teklifi hazırlayan değerli arkadaşlarım diyorlar ki, efendim biz bunun uygulama tarihini 3,5 yıl geriye atalım. İşin en komik tarafı nedir biliyor musunuz? Gerekçesine de yazmışlar. Koronavirüs nedeniyle, bu salgın nedeniyle uygulama tarihi ertelenmiştir diye. Arkadaşlar, bu pandemi nedeniyle 3,5 yıl geriye atılır mı? Ötelenebilir mi? 3,5 yıl öteliyorsanız bu pandemiyle hiçbir ilgisi olabilir mi bunun? Biraz samimi olmak lazım ya. Koronavirüs nedeniyle erteliyoruz uygulamasını. Hayır kardeşim, bundan ilgisi yok. Niyetiniz başka, fikriniz başka. Neyse niyetiniz, neyse fikriniz, onu ya. Tamamlayalım lütfen. Bir kere bileceksiniz. Sonra ilk ertelenişi de değil, bakın bu. Yasa 2012'de çıkıyor, 2013'te uygulansın deniliyor. Daha sonra bir yasa çıkıyor bu meclisten, 1 Temmuz 2016'da uygulansın deniliyor. O da yetmiyor, daha sonra yeni bir teklif getiriyorlar. Onunla da 1 Temmuz 2020'ye erteliyorlar. Bu teklifle de 31 Aralık 2023. Onun için diyorum, bu paketteki bütün maddeler yazboz maddesidir. Bu iktidarın da yasama sürecinin de patinaj maddeleridir. Hepinize saygılar sunuyorum.